Bu videomuzda tek tuşta oynanan basit ama eğlenceli bir oyun yapmaya çalışacağız. Öncelikle kedi karakterinden kurtulalım. Sahne dekor bölümüne beğendiğiniz bir dekoru. Basit olması sırasından Blue Sky'ı seçiyorum. Gayet düz boş bir görünüm var. Daha sonra yeni kukla seçeneğinden Giga Walking'i seçelim. Dört karakterde yürüyor. Oldukça güzel bir yürüme efekti oluşturuyor. Ekran istediğimiz bölümünü alalım. Yeşil bayrak tıklanınca biraz küçültelim. Yarı yarıya küçültmemiz sanırım. Biraz çok küçük oldu. %70 diyelim isterseniz. Sanırım yeterli. Karakteri istediğimiz bölgeye alalım. Hareket sekmesinden her yeşil bayrağı basınca burada olmasını sağlayalım. Eksi 160'a eksi 140 diyelim dilerseniz. Evet. Ve sürekli olarak bir sonraki kılığa geçsin. Yani hareket etsin. Evet. Dilerseniz her hareketten sonra kısa bir süre bekleyelim. 0.05 belirlemiştik bundan önce. Oldukça hızlı gidiyor. 0.2 yapalım. Güzel. Fena değil. Giga karakterin içerisinde kafayı hafiften büyüterek böyle biraz daha yürümüş efekti vermişler. Daha hoş bir görünüm olmuş. Gigamız yürüyor. Şu anda. Karşısına bir engel çıkmasını sağlayalım. Şimdi bir engel seçelim. Bu engel istediğiniz herhangi bir şey olabilir. Kütüphaneden seçiyorum yine. Nasıl bir engel çıkarmak isteyelim Giga'nın karşısına? Üzerinden sıçrayacağı bir nesne seçelim. Örneğin buradaki A sembolünü seçelim. Küçültelim. Evet. Yeşil bayrak tıklandığında ağacı oldukça küçültmemiz gerekecek. %20'si desek. Biraz daha büyütelim. %40'a desek. Üzerinden zıplamak için birazcık büyük. %30 diyelim. Evet. Biraz da aşağıya alalım. Ekranın en sağına alalım öncelikle. Hatta 300 diyebiliriz. Yani gözükmesin. Eksi -140 diyelim derseniz. Evet. Ağacımız en sağda bir yerde duruyor. Şimdi sürekli olarak bir ağaç üretip gigaya doğru gelmesini sağlayacağız. Bizim burada bir tane ağacımız var ama sürekli olarak ağaç üretmek istiyoruz ve bunların ekranın sonuna doğru geçmesini istiyoruz. Bu nedenle kopyalamayı kullanacağız. Dilerseniz sürekli olarak ya da buna değene kadar diyebiliriz ama biz sürekli ağaç üretelim. Sürekli olarak belirli saniyeler bekleyerek bir saniye değil de değişik olsun 1 ile 5 saniye arasında bir saniye bekleyerek kontrol ediyoruz. Kendi ikizini yaratmasını istiyoruz. Ağaç sürekli olarak kendi ikizini yaratacak. Ve ikiz olarak başlatıldığında ne yapacak? Ağaç ikiz olarak başlatıldığında ekranın en soluna değene kadar gidecek. Olana kadar tekrarla. Ne olana kadar? Ağacımın x konumu. Yani yataydaki konumu eksi 240'dan küçük olana kadar harekete geliyorum. x konumunu azalt. Beşer beşer azaltsın örneği. Ve bu olduğunda yani ekranın en sonuna geldiğinde kendini yok etsin. Dilerseniz başlatıp bakalım. Belli bir saniye bekliyoruz. Evet. Ağaç geliyor ve yok oldu. Şu anda herhangi bir zıplama efekti yapmadık. Bu gördüğünüz gibi ağaçlar bazen peş peşe giriyorlar. Bunun için bekleme süresini 2 ile 5 saniye arasında diyelim. Hatta 3 ile 7 saniye arasında diyerek düzeltebiliriz. Bu uygulamada henüz zıplama veya yanma koymadık. Hemen dikkatimiz çeken şu köşede duran ağaç. Bunu engellemek için orijinal olan ağacı görünüme gelip yeşil bayrağı basınca gizleyelim ve kopyaları görün yapalım. Evet, böylece artık o sağ köşede bulunan ağaç görünmeyecek. Bakalım. Evet çok güzel. Şimdi istediğimiz şey boşluk tuşuna basınca bu giganın zıplaması. Peki gelelim. Sürekli olarak tekrarların içerisine şu kod bloğunu koyabiliriz. Eğer boşluk tuşuma bastıysam zıpla diye bir haber gönder ya da zıplamasını sağlayalım hemen. Boşluk tuşuna bastıysam örneğin 10 defa Y konumunu arttır. Sonra yukarı çıkmasını sağlamış olduk böylece Y konumunu azalt. Boşluk tuşuna bastım. Gördüğünüz gibi zıpladı, aşağı düştü, zıpladı, aşağı düştü, zıpladı, aşağı düştü, zıpladı, aşağı düştü. Bakalım kurtarabilecek kadar zıplıyor mu? Hayır. Bunun için iki tane yöntemimiz var yavaşlatmak için. Ya araya süre koyacağız ya da 10 defa değil de örneğin 100 defa bir bir azaltacağız. Etkiyi görmez için sayıyı çok fazla arttırdım. Yeşil bayrağı tıklıyorum. Boşluk tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi çok yavaş bir şekilde uçtu. Şimdi bu dengeyi sağlayabiliriz. Örneğin 20 defa 5'er 5'er zıplar. 20 defa eksi 5 eksi 5 yapar. 5 katı şu an. Boşluk tuşuna basıyorum. Boşluk tuşuna basıyorum. Ve ağaçtan zıplayabiliyoruz. Boşluk tuşuna basıyorum. boşluk tuşuna basıyorum. Boşluk tuşuna basıyorum ve ağaçtan zıpladık. Birazcık daha yukarı zıplayabiliriz. Dilerseniz bunu 30'a 4 yapalım. 30'a eksi 4 yapalım. Kırmızı bayrağı bastım. Yeşil bayrağı tekrar bastım. Gigamız yürüyor. Gigamız yürüyor. Karşıdan bir engel geliyor. Ağaç geldi. Boşluk tuşuna bastık ve ilerledik. Boşluk tuşuna bastık. Ve zıpladık. Bazen tutukluk yaptığını görüyorsunuz. Birazdan bunun da nedenini anlatmaya çalışacağım. Sürekli tekrarların içerisinde sonraki kılık geldikten sonra 0.2 saniye bekleme var. Eğer siz bu bekleme süresi içerisinde boşluk tuşuna basarsanız bunu görmeyecektir program. Peki bunu nasıl engelleyebiliriz? Biraz önceki tutuklukların nedeni de bu. Boşluk tuşu kısmını buradan alırız ve başka bir sürekli tekrarla kod bloğun içerisine koyarız. Buna paralel çalışma, paralel trading diyoruz. Yani bu kod şu anda sırayla değil paralel bir şekilde çalışacaklar. Dilerseniz deneyelim. Şu an boşluk tuşuna basınca gördüğünüz gibi zıplıyor. Çok küçük bir aksiliğimiz var. Şu anda da boşluk tuşuna bastığınızda yukarıdayken de giga hala ayaklarını hareket ettiriyor. O zaman boşluk şu basılı değilken sadece hareket ettirmeli ya da bu sorunu daha sonra ya bırakmalıyız. Şimdi oyunumuzdaki en büyük sorunumuz bir yanma ve puan olmamız. Önce puan ekleyelim. Eğer A çekmesine geldim, veriye geliyorum, bir puan oluşturdum. Puan değişkeni oluşturdum. Başlangıçta bu puan değişkeni 0 ve x eksi 240'tan küçükse yani ağaç ekranın artık en solundaysa puanı bir arttırıp kendini öyle yok etsin. Gayet kolay bir şekilde oldu sanırım. Bakalım deneyelim. Zıplıyorum. Evet ve puanım 1 oldu. Tekrar zıplıyorum. Ve puanım 2 oldu. Şimdi bir yanma koyalım. Eğer ağaç pikoya değerse oyun tamamen bitsin. Basit açısından ilk başta herhangi bir can vesaire koymayacağız daha sonraki eğitimlerimizde bu dediğimiz can ekleme, seviyelendirme gibi şeyleri koyacağız oyunumuz. Ama şimdi basit açısından ağaç gigaya değer değmez oyunun sonlanmasını istiyoruz. Ağaç sola doğru giderken bu kontrolü yapabiliriz. Eğer gigaya değerse algılama sekmesinde değdi mi var? Değdi mi kod bloğunu aldım. Gigavolkinge eğer oyunun durmasını istiyoruz. Hepsini durdur. Bakın zıplıyorum. Durdum. Oyun durdu. Yeşil bayrağı basalım. Tam ekran yapalım. Zıpladım. Atladım. Bir puan aldım. Tekrar zıplayacağım. Atladım. Bir puan daha aldım. Zıplamayacağım. Oyun durdu. Oyunumuzu kaydetmeyi unutmayalım. Hepinize C# bol bol programlamalar.